Senden ne isteyeceğim be, çekil. Seni öpmemi istiyorsun? Seni sevmem mi? Seni sevdiğimi duymak mı istiyorsun? Egemen yapma. Ne kadar güzel olduğunu söylemem mi? Eskisinden daha güzelsin Eda. Gözlerin derin sular gibi. Saçların hala yaz kokuyor. Kalbim biliyorsun. Ne hissettiğimi. Ben de senin neden buraya geldiğini biliyorum. Yine bende teselli arıyorsun. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum ama... Tabii ya. İlay İrfan'a gitti. Sen de bana koştun değil mi? Bu defa olmaz Edacığım. Boşanmış çocuklu kadın tesellisi bende çalışmıyor. Aşağılık herif. Bunu daha önce de söylemiştim. Aşağılık herif. İğrenç herif demiştim. Beş para etti. Eşyaları topla. Topla evet, evet topla. Ya sen kendini ne sanıyorsun ha? Ne sanıyorsun sen kendini? Evet. Aynen öyle. Sen ancak İrfan'ın teselli ikramiyesi olursun. Sen de İrfan'ın teselli ikramiyesiydin. Ha? Ama şimdi o büyük ödülü kaptı. Senin yüzüne bile bakmaz. İlay'ı başımıza sen musallat ettin. Kıskançlığından yaptın, aklınca benden intikam aldın. Neye kıskanacağım ha? Neye kıskanacağım? Seni sevmeyen başka bir kadına aşık adamla evlenmeli mi? Her şey başka olabilirdi. Her şey. Biz ikimiz mutlu olabilirdik. Ama sen mutsuzluğu seçtin. Sen ne diyorsun be? Sen beni yüzüstü bırakıp gittin ya. Asıl sen beni beklemedin. Sana döneceğim bekle dedim. Bir ay ya, bir ay beklemedin. Ya sen beklemeyecek adam mısın be? Yeter. Şimdi git, seni sevmeyen başka bir kadına aşık eski kocanı bekle. Bir dahaki sefere de kullanılacak başka bir enayi bul. Asıl sen kullandın beni. Mutsuzluğumu, umutsuzluğumu, her şeyimi kullandın sonra da defolup gittin. Eda, hoş geldin. Aynur ablan, geçmiş olsun. Yeni haberim oldu. Baban nasıl? Nasıl olacak? İçeride yatıyor. Yeni mi haberin oldu? Bir hafta oldu neredeyse. Evet abla, ben kahvenin önünden geçiyordum, öyle duydum. Ne oldu Aynur ablam? Egemen yüzünden diyorlar. Allah onun belasını versin. El alemi dolandırmış. Onlar da gidip babamın dükkanını kurşunlamışlar. Bir ton borç ödeyeceğiz. Dükkan da gitti. Babam onun yüzünden felç geçirdi. İçeride yatıyor şimdi. Abla Egemen nerede? Cehennemin dibindedir inşallah. Abla benim Egemen'le konuşmam lazım. Nerede olduğunu biliyor musun? Nereden bileyim yavrum? Kaçıp gitmiştir o. Ara ki bulasın onu. Kapıda kaldın. Gelsene kuzum yok içeri. Yok abla, ben gideyim. Eda. Eda ne oldu? Eda.
efendim abla. İyiyim ablam, uyuyorum. Bir şey yok, ne olacak ki? Kapatıyorum abla. Keyfimden gitmedim. Sen ne yaptın? Hemen koşup İrfan'ın kollarını atladım. Yasımı bile tutmadım. İrfan'la evleneceğinizi öğrendiğim gün ben neler yaşadım, haberin var mı? Asıl sen ben ne yaşadım biliyor musun? Ha? Eğer İrfan olmasaydı ben ölmüştüm. Beni o halde bırakıp gittin. Ne hali be? Ne diyorsun sen? İyi ki de dönmedin. Yıllarca babanın sana haksızlık ettiğini düşündüm. Ama adam çok haklıymış. Sen hayatımda tanıdığım en bencil, en sorumsuz, en işe yaramaz adamsın. Seninle cennete yürüyeceğime, İrfan'la cehennemde yaşarım daha iyi. Defol git. Defol git İrfan'la. Defol git. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Mezarına bile gelmem. Mezarına bile gelmem. Defol git. Abla, abla Eda ile konuştun mu? Ya evet, aradı, geldin. Ne oldu? Ne dedin? Ne diyeceğim, olan biteni anlattım işte. Sonra İrfan da geldi. Hem babama geçmiş olsun dedi, hem de düğün davetiyesi getirdi. Sen onun için mi geldin? Ne davetiyesi ya? İrfan geçen ay evlenmedi mi? Senin haberin yok mu? Nilay mıydı, neydi o kızla, işte onunla olmamış. Eda ile evleniyormuş. Hatta düğün davetiyesinde... Bugün müydü, yarın mıydı, nikahları kafama bıraktım ben de Ege.